Hanımlar beyler, hepiniz yepyeni bir Minecraft Survival Okulu bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetle misiniz görüşmeyeli? Ben iyiyim, işler tıkırında. En son bölüm demiştim ki Mega Ultimate Benten 4 Call Ultimate Alien bir farm yapacağız demiştim. Şu mikrofonu azıcık uzatayım da patlamasın ses. Yaptım, gayet de güzel çalışıyor. Birkaç sefer kazma tamir ettim ve şuradakileri saymazsak bakınız tam 9 şalkır obsidyen kazdım buradan. Yarınlar yokmuş gibi kazdım arkadaşlar tüm obsidyenleri. 9 çalkır obsidyenimiz var. Şimdi abi, Ali abi, Ali kardeşim biz bu kadar obsidyen ne yapacağız kardeşim yani? End adasının analarındaki kuleleri baştan mı inşa edeceğiz? Yok arkadaşlar. Biz bugün çılgın, süper, düper, ultimate bir altın farmı yapacağız. Ama öyle bir yapacağız ki siz isterseniz bunu altın farmı, isterseniz hogdim farmı, isterseniz sınırsız kemik farmına çevirebileceksiniz. Öyle İsveç çakısı gibi çıkı çıkı bir farm yapacağız. Şimdi ben bunu size nasıl göstersem, bak. Şimdi ben farmı kritide tasarladım arkadaşlar. Farm kafada. Elimizde 9 şalkır obsidyen var. Bu 9 şalkır obsidyen kaç sayıya tekabül ediyor? Şu yumurtaları da boşluğa atayım. Şöyle bu yumurtaları da boşluğa doğru atayım. Ziyan olsunlar. Aslında buraya bir tavuk farmı çakıp da benim hem obsidyen hem de tavuk eti kasmam yok muydu? Neyse, açık gözlülükle yapmayalım arkadaşlar. Her şeyin farmından fazla var zaten. Arkadaşlar, bizim öyle bir altın farmı yapacağız ki 14.000 ile 15.000 arasında obsidyen kullanmam gerekiyor. Ve bu 9 şalkır obsidyen anca karşılar bunu. Hani 8.5-9 diye hesap ettim. Ama siz bir hayal edin, 15.000 kez farenin sağ tıkına tıkı tıkı tıklayacağım. Bu fare bu farmdan sonra hayatta kalırsa eğer, Rampage çok güzel fare üretiyor demektir. Şimdi peki olayımız ne? Olayımız için ben hemen bir kreatifde size dünya tasarladığım farmı göstereyim. Hemen o tarafa geçelim. Tabii şu an aklıma geldi. Ben size bu farmı tek bir hesapla gösteremem. Kuzenimin hesabı İsmail Bey'i de biraz oyuna sokmam lazım. İsmail Bey'i de sokunca, böyle de söyleyince olmadı ama, o zaman göstereyim. Şimdi biz mevzumuza gelelim. Önceki altın farmımızın nesi vardı? Arkadaşlar artık önceki altın farmımız sürümlere yenik düşüyor. Onu görüyorum sanki. Zavallı köpkemiz öldü. Uzun yıllar... Aha, tridentli. Beleş tridenti, cevap etmem. Nerede o? Tam trident yokmuş. Fakirmiş bunlar. Altın farmımız versiyonlara yenik düştü arkadaşlar. Bulutlara esir oldu. Bir şekilde çalışıyor. Nasıl çalıştığını ben de anlamadım ama size şöyle göstermem gerekirse, bunu da ben tasarlamıştım. Bu güzelim farmı. Şuraya golem koyarak falan filan hala çalıştırabiliriz bunu belki, bir ihtimal. Ama şu an bu altın farmı zortladı. Çünkü şuradaki köpkemiz öldü. Artık tamamen ölü o köpke. Bizim XP derdimiz yok. Vardım farmımız var. Enderman XP farmımız var. Ama altın her zaman lazım arkadaşlar. Şimdi eskiden farmları şu şekilde yapıyorduk. Bloklarla vesaire. Sonrasında piglinler geldi. Piglinler de düz farmları tıkamaya başladı. Biz de bu yüzden magma blok ile tabanları yapmaya başladık. En nihayetinde her sürümde bir çözüm bulduk bu işe. Ama 1.19'da öyle bir şey geldi ki arkadaşlar. Artık portal çerçevesinin içerisinde o biyomda ne doğuyorsa yaratık olarak, yani nether için konuşmak lazım bunu özellikle de. Yaratık olarak o biyomda ne doğuyorsa artık portalın içinde doğuyor arkadaşlar. Önceden portalların şu mor çerçevesi yarım blok gibi çalışıyordu. İçerisinde mob doğmasına engel oluyordu. Ancak sadece pigment spawn ediyorlardı. O da çok az miktarda pigment spawn ediyordu yani. Çok böyle portallı bir şeyler yapmanız lazımdı ki pigmentlerden XP kasabilirsiniz. Ama artık devir değişti arkadaşlar. Ne kadar çok portal açarsak, yani bu platformu düşünün. Bu platformu full portaldan yapacağım. Ama çok büyük yapacağım. Niye yapmayayım? Çünkü niye yapmayayım yani. 15.000 blok arkadaşlar, ne olur yani. Şimdi ben koymaya başlasam, 2 gün uyumasam, bir canlı yayın açsam, her türlü onu hallederiz. 15.000 tık bir şey olmaz. Ben şimdi size öbür launcher yüklenmiştir. Hemen bir farmı göstereyim. Yapacağımız farmı. Şimdi bir kreatif dünyasındayız ve karşınızda haşmetli bir gökdelen var arkadaşlar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi şunun bir haşmetine bakar mısın? Kadrajı sığdıramıyorum. Abicim bu ne? Bu masumlar apartmanı mı derseniz, arkadaşlar bu altınlar apartmanı ya. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu farmı yapacağız. Bak, az önce şık diye bir görüntü göründü. Gitti. Neden öyle oldu? Bu katların her birinde çılgınlar gibi piglin ve pigmen doğuyor ve doğduğu an, o milisaniye dünya tarafına geçiyor ve çılgınlar gibi de yani yağmur ya. Yağmur. Arkadaşlar yağmur. Bunun başka bir adı yok. Yağmur. Şimdi şurada durduğumuz zaman F3'ü açacağız. F3'ün sol üst tarafında arkadaşlar entity olarak E2 nokta üst üste 10-12 gözüküyor. Neden? Bu 10 tanesi falan strider olsa
12 tane Strider olsa bakın 20 oluyor şak portaldan geçiyor. 20 oluyor şak portaldan geçiyor. Dünyanın öbür tarafı yani bu portalların öbür tarafı çıldırıyor şu anda. Şöyle hemen bir geçip bakayım. Hemen yakalayabildiğimizi yakalayalım. Bakın şu aşağıya bir bakın. Tabii ben denemesini yaptığım için daha önce hiçbir toplama sistemi falan yapmadım ama yani depolama sistemi birazcık olay olacak. Ben bu kadar gold nugget'ı nasıl craftlayacağım bilmiyorum. Artık Allah parmağıma kuvvet versin diyelim. Allah faremi uzun ömür versin mouse'uma. Ama şu an üzerime gelen bu yani. Geri gideceğim. Ben AFK kalacağım. İsmail'in hesabıyla da size buradaki mob yağmurunu bir göstereceğim. Olayın ciddiyetini kavramanız adına. Saatlik verimini henüz hesap etmedim. Çünkü bir depolama sistemim olmadığı için mümkün de değil şu an hesap etmem. Ancak survival okulunu yapıp bitirdiğimiz zaman ki biraz zaman alacaktır. O zaman oturur bir saatte ne kadar altın geliyor bakarız. Mojang'a birisi ispikledi mi arkadaşlar ne yaptı? Ali abi dediler. Ali portal mekaniklerini çok seviyor. Bir şeyler yapın mı dediniz ona ne yaptınız bilmiyorum. Neyse. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şu an bu farmın üzerindeyim. Ve bu deneme dünyasını yerelde paylaşayım. Hatta Kriti modda paylaşayım. Nasıl olsa deneme dünyası ne olacak? Kendi ağımdan öbür hesapta giriş yapacağım. Size göstereceğim. Şöyle bakın. Bunu kenara atacağım böyle. Şu tarafa da İsmail Bey'in hesabını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar sağda görmüş olduğunuz benim Nether'da durduğum yer. Bu tarafta dünya portalının karşılığı. Şuna bakın. Şuna hatta full ekran yapayım. Şuna bakın arkadaşlar. Yani hatta şuradan bakın ki daha da manzaranız güzel olsun. Bak üzerime gelen bir tane bak. Sildim. Aa Yunus Agam'ın skini lan. Lan Yunus Agam'ın benim üzerimde ne işi var lan? Neyse dur. Kuzenim Yunus. Yunus Agam olmuş. Enderpearl. Bak sadece şu aralarda şöyle koşturmaya çalışacağım. Bakın üzerime gelen eşyaya bakın. Bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Yani mükemmel ya. Mükemmel olacak. Şuna denizde kum bizde altın olacak arkadaşlar bu farmdan sonra. Tabii ki de deli dehşet bir depolama sistemine ihtiyacımız olacak. Ama şu manzara için neler yapılmaz bak. Farm görün arkadaşlar. Farm görün şuna bak. Hop. Yağıyor. Üf anasını satayım. Portal bu versiyondan önce böyle bir farm söz konusu olamazdı 1.19'dan önce. Ama artık mümkün arkadaşlar. Bu yüzden görmüş olduğunuzda kocaman masumlar apartmanını inşa edeceğiz. Bir yerden başlayacağız. İnşa edeceğiz. Detaylarını konuşuruz zaten. Ben şimdi size bir ölçülerini vermeye başlayayım. Yanlış hatırlamıyorumdur inşallah ölçülerini de. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım bir yerden. Şimdi birinci aşamamız arkadaşlar bu mega ultimate süper düper manyak farmımız için doğru bir yer bulmak. Yine Nether'ın üstünde takılacağız. Ancak bu farm artık önceki sistemimize ait olduğu için ve portal kullanacağımız için Ali Bey köyün oraya öyle çirkin bir portal bırakmak istemem. Bu yüzden biz başka bir Nether Waste biyomu bulmamız gerekiyor. Nether Waste biyomu Nether'ın klasik biyomu arkadaşlar. Hatta şöyle aşağıdan göstereyim ben size. Yukarıdan anlayamazsınız ama. Artık Nether'da çok fazla biyom var. İnsanın haliyle kafası karışıyor. Hangi biyom olduğunu ben size bir tarif edeyim. İlk başta aşağıdan bulursunuz. Sonra yukarı çıkar Nether'ın üzerine başlarsınız obsidyenleri dizmeye. İşte burası arkadaşlar. Klasik Nether görüntüsünün olduğu hiçbir misalyum, nilyum ya da herhangi bir cartın curtun olmadığı biyom. Bakın bu kırmızı alanlar crimson. Forestlar, kıpkırmızı ormanlar. Buraları yaparsanız bizim altın farmı sizde Hoglin farmına dönüşür. Mavilerine yaparsanız şunlara bizim altın farmı sizde Enderman farmına dönüşür. Eğer ki ruh kumu vadisine yaparsanız da yani şu taraflara sınırsız iskelet kasarsınız. Yani sınırsız iskelet de güzel bir şey bu arada. Gayet güzel bir şey bence hatta. Bu tercihinize kalmış. Benim şu an bir kemik farmı vari bir ihtiyacım olmadığı için bunu es geçeceğim. Altın üzerine çalışacağız. Solda biyom yazar bulunduğumuz yer. Şu an Nether Waste'deyiz. Biraz şöyle gezelim. Mesela Crimson Forest, Nether Waste. Bakın mesela şu kısım Nether Waste. Ve burası bu devasa apartmanvari görüntülü binamız için, farmımız için uygun. Üzerimize bir miktar obsidyen alalım. Bu miktar obsidyen zaten anca farmı işaretlemeye yeter. Ebatlarını ben size söyleyeyim. Şimdi Nether Waste'den çıkmamamız lazım tabii. Bir de sağlam bir çakma ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle benim gibi çakar çakmaz çakan bir çakmağınız varsa eğer bütün portalları açabilirsiniz. Ama yoksa zora girersiniz haberiniz olsun. Portal linklerinin karışmaması adına öbür portallardan hafif uzak durmaya çalışacağım. Tamam çok sıkıntı değil. İlk bloğumu koydum arkadaşlar. İlk bloktan itibaren etrafımı ben 23'e 23 ve 86 yükseklikte yapmam gerekiyor. Ölçüler kaçmasın diye şöyle sayılıca alayım. 23 çarpı 23 bizim taban alanımız çünkü açabildiğimiz max portal genişliği de bu şekilde.
64 artı 22 de bizim yani 86. Hatta dur tabanı sayarsak bir eksiltmem lazım. 86 da bizim farmımızın yüksekliği olacak. Ciddi bir yükseklik. Yani dediğim gibi kocaman bir apartman gibi bir şey inşa edeceğiz buraya. Ama en nihayetinde verdiğimiz tüm emeğe değeceğine emin olabilirsiniz. Bu arada fareye basılı tutacağımı hesaba katmamışım. Neyse 15.000 tık atmayacağız fareye ama çok tık atacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Böyle videoları, mega farm videolarını seviyorum. Ama sevmediğim bir nokta var. O da şu arkadaşlar. Allah bilir kaç saat ben burada blok koyacağım. Ama replay modda siz fışırt diye izleyeceksiniz. O çok moralimi bozuyor. Keşke şurada otursanız da yanımda beraber cefasını çeksek şöyle işlerin. Of yani. Of ama olsun dur bakayım. Saatlik verimini merak ediyorum. Saatlik verimini hesaplarız. Şey yapacağız. Bunu daha da büyütebilirsiniz bu arada. Ama portallarda sıkıntı çıkacaktır. Ben o yüzden yani burada doğan yaratıkların bazıları Nether'ı öbür tarafa geçmek istemeyebilirler. Ben o yüzden daha optimum bir ebat kullanıyorum. Önemli olan zaten yaratıkların hızlıca dünya tarafına geçtiği için farmın veriminin artıyor olması. Önemli olan çok aşırı boyut değil, biraz da işlev. Ve bu gayet büyük bir farm arkadaşlar. Ortalama değil, gayet devasa bir farm bu. Bu arada şeyi çok merak ettim. Acaba ben ne kadar obsidiyen kırdım ya da bugüne kadar? AFK'yken çok kırdığımı biliyorum ama times minus diyelim. Oha. Obsidiyen 1 2 3 4 5 6 ilk 10'a girmiş obsidiyen be. Nether Rack'ten sonra en çok kırdığım şey obsidiyen olmuş. 17.000 obsidiyen kırmışım şu güne kadar. 14'ünü 14 15'ini bu farmda kırdık desek yine 2000 obsidiyen de fena rakam değilmiş. Ben ne yapmışım o kadar obsidiyeni ya? Ne yapmış olabilirim ben o kadar obsidiyeni? Ha, Wither öldürtücü sistem yaptım. Arkadaşlar otomatik fener yaparken kullandım ben şimdi. Hatırlıyorum. O kadar mega süper düper ultimate farm yapınca insan bazılarının ne olduğunu unutuyor. Tamam, şöyle bir farmın çerçevesini hazırladım. Kocaman çirkin bir kutu düşünün bunu. Gayet de oğlum bayağı dev dikdörtgen bir şey olacak ha bu. Bu kadar hiç alakası yani altın farmı demeyeceğiz büyük olası dışarıdan görmediğimiz zaman ama önüne piksel atma yapma yapalır yaparır ya. Bir tane gold işareti yapılabilir şöyle bir. Böylece pik şey ne farmı olduğunu hatırlarız. Benim kafam şeye takıldı arkadaşlar. Şimdi replay moda geçeceğiz. Ben canlı yayın falan açarım. Orada muhabbet sohbet döşeriz bu blokları ama. Benim kafam şeye takıldı. Oyuna Ela adında canlılar geldi. Ve outpostlarda çıkıyorlar. Ben outpostları arıyorum arıyorum. Arkadaşlar çıkmıyor bende. Ben de hala demir golem falan çıkıyor. Bu ne ayak ya? Ne ayak? Ben mi bulamıyorum? Yoksa çok gerçekten nadir mi? Siz haritalarınızda buldunuz mu? Bulduysanız yani hangi biyom bir şey öyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Hani özel bir biyoma özel değildir de ne bileyim hani bir şey yapalım ya madem. Bir ara hatırlatın bana. Şuraya şantiyemi kurayım da bu arada sizle konuşurken. Bir ara canlı yayın yaptığımız zaman falan filan baktık öyle. Canlı yayın akıyor gidiyor. Yapacak iş kalmadı muhabbet soruyor. Deyin ki abi bir LA bulalım ya. Bir LA bulalım bir mülteci çalıştıralım. Her yayına bir trader'ımız geliyor. Hiç LA'yimiz yok. Yanında getirsene LA'yi ya sen. Her canlı yayınımı yabancı uyruklu mülteciler basıyor resmen. Neyse arkadaşlar şimdi. Ya hak bismillah deyip başlıyorum döşemeye. Hadi koydum. Her blok, her tıkım Minecraft'a gönül vermiş mega farm severler için arkadaşlar. Hadi bakayım. Batının en hızlı saatlik atan adam olacağım inşallah bu videodan sonra. Dostlar, kısa bir hızlandırmanın ardından geçen iki canlı yayından ve bunun ardından artık buradayım. Bu obsidiyenlerin hepsini döşemek ki istatistiklerime bir bakayım. Kaç item
yerleştirmişim. 17.000 kadar şey yapmışım, obsidyen yerleştirmişim oyun boyunca. Yaklaşık 14.000'i, 15.000'i şu farm uğruna oldu. Bu kadar obsidyen kullanmak bize neler vaat edecek? Size şöyle küçük bir demosunu göstereyim. İki canlı yayın sürdü tüm bunları yerleştirmem. Tabi tüm canlı yayınların hepsinde %100 obsidyen mi yerleştirdik? Yok. Canlı yayınların bir kısmında obsidyen yerleştirdik. Diğer kısmında ise şöyle size küçük bir kest olarak şurada sunmak istiyorum. Tamam. Jubilee tayfasına şakşuka şartlı diski getireyim. Tamam, hazırsanız arkadaşlar başlıyor. Agalarla kopuyoruz arkadaşlar. Anlamsız eğleniyorum şu an. Evet arkadaşlar. Hikaye bu şekilde. Diyorsunuz ki 24 yaşıma geldiğim zaman herkesin saygı duyduğu bir mühendis olacağım. Ve sonra 24 yaşınızda kendinizi gecenin köründe papağanlarla beraber twerk yaparken buluyorsunuz. Evet. Birazında da papağanlarla şakşuk oynadık. Olsun. Olsun. Hep bir şeyler öğreteceğiz şey değil. Arada bir kafada dağıtmak lazım. Eğlenmek lazım. Güzel oldu. Şimdi biz bu kelimeleri konuşurken arka planda farm çalışıyor tabii ki de aşağıda. Ve sadece bu kelimeleri konuşurken gelen zombi pigment sayısını size göstermek için hemen portallardan karşıya geçeceğim. Sırf görün istediğim için. Çoğu ölmüştür zaten düşüp ama olsun. Eyvah. Oo, bir sürü gas bile çıkmış. Bunun bir başarım var tabi, o başarımı çoktan aldım. Ancak yine de gasların kaçmasını engellemek için şuranın üstünü kapatmam lazım. Bir magma slime sorunu olduğunu görüyorum burada. Magma slime'lar sıkışıyor. Bakayım ne kadar sıkışıyorlar. Portaldan aşağı düşebilmeleri için yeterli yer yok. Bunu da hallederiz. Ancak şöyle bir F3B attığım zaman aşağıya düşen altınlara bir bakın. Şuralara düşen itemlere bir bakın arkadaşlar. Böylece farmın verimini daha rahat kavrayın. Şöyle envanterinde şu an için sadece iki kelime konuşana kadar 26 tane gold ingot, yani 2 tane altın blok gelmiş. Çok iyi rakamlar, çok iyi değerler. Ancak farmın birazcık daha geliştirme ihtiyacı var. İlk adım şu, aşama 1. Büyük bir cam tüp inşa edeceğiz. Aşağı düşüp ölebilmelerini sağlayabilmek adına. Benim düşüncem bu yeterli olacaktı ancak bundan daha fazlasına ihtiyacım olduğunu gördüm magma slime'lardan sonra. Bu yüzden şöyle bu tarafları biraz daha genişletiyorum. Bu magma slime'lardan bir şeyler kasacağız tabii ki ama gözüm bunlardan kasacaklarımıza değil kesinlikle. Onları öldürmenin de bir yolunu bulmam lazım. Evet, artık magma slime'dan düşebilecek bir boşluğa sahibiz. Gaz ateş topu ilerliyor şu anda. Çankın dışına çıktığı için yine duracak dursun. Benim derdim şuradan bir yerden bir tane yatak dızlamak. Şimdi hemen bu magma slime'ların her şeyin aşağı inebilmesi için bir cam tüp inşa etmeye geldi. 9 genişliğinde, 5 eninde. Şu şekilde bir cam boru inşa etmeye başladım. Köşeleri koymasam da olur. Hemen hızlıca şunu inşa edip geleceğim. Şimdi dev cam boru hazır. Ancak depolama kısmı karışık. Neden karışık? Yani aşağıda bir şeyler elinde şeyle birikmiş, itemle. Şu bağlamda karışık. Şimdi bu kadar zombi pigmeni, daha doğrusu bu kadar çok drop'u, altını toplayabilmek için bize kesinlikle hopper hızı yeterli değil, tıkanır hopperlar. Bu sefer de farmın eşyaları silinmeye başlar. Boşuna AFK kalırız belli bir süreden sonra. Bu yüzden pek alışık olmadığınız, hatta size ilk defa göstereceğim bir item depolama tarzına geçeceğiz. O da şu mekanik süpürücüler. Mekanik eşya süpürücüler, item süpürücüler. Yo abi nedir bu mekanik item süpürücüler derseniz şu. Blokların arasındaki yükseklik farkından faydalanarak eşyaları bir tarafa doğru atacağız. Onları da su akıntısına ve böylece çok daha fazla hopper'a iletmiş olacağız. Çürüketleri vesaire ayırmak zaten çok zor olacak. Ama öncelikle onu yapmadan evvel şuraları bir kıralım. Bir de gasları öldürmek adına küçük bir eklenti yapmamız da gerekiyor farmı. Belki magma slime'ları da öldürür ama magma slime'lar sanki bizim bu farmda tıkanıklık sebebimiz olacak gibi. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Yapacağımız şu gas öldürmek için şey, iki tane vitr gülüne ihtiyacımız var. Bu görmüş olduğunuz portalın şu karşı taraflarına, portal hizasına şu şekilde ruh kumu koyup üzerine vitr gülü koyduğumuz zaman portaldan çıkan gaslar ister istemez onların hizasına denk gelecek ve onlara dokunacaklar. Umuyorum ki böylece bir gas birikmesinden yana sorunumuz olmayacak. Şu aradaki iki blokluk mesafede pigmentlerin aşağı düşmesine müsaade eder zaten. Şimdi geldik mekanik süpürücülere. Mekanik süpürücü muhabbeti çok tatlı bir muhabbet. Şimdi bizim burada genişliğimiz ne? Genişliğimiz 5. Aynen 3, 5. Tamam, şuradan başlayalım. Şimdi genişliğimiz boyunca ilk başta tam bir blok koyuyoruz. Koyduk. Sonrasında tam bloktan birazcık daha küçük olan, bir piksel daha eksik olan
çimen patikalar koyuyoruz. Bak arada bir piksellik boşluk var. Ardından yarım bloktan azıcık yüksek olan bu taş kesicileri koyuyoruz. Ardından yarım blok koyuyoruz. En son tuzak kapısı ve tuzak kapısının bitimine de artık şu şekilde değil, şu şekilde yapalım. Buralara da şöyle çit kapıları ve bunları da açıyoruz. Abi şimdi bu ne diyebilirsiniz. Ama birkaç dakika içerisinde siz bunun çalışan halini gördüğünüz zaman obey valla sen sen var ya, sen şeytan, sen nasıl şeytan falan diyeceksiniz bana. Bunları kablolamamız gerekiyor tabii ki de. Kablo için hemen şöyle yollar geçiriyorum. Ardından kızıltaş çantamdan yapışkan olmayan pistonları alıp buralara şu şekilde dizeceğim. Aynı şekilde çitlerin de arkasına. Kızıltaşlar için de şöyle pistonların üzerlerine, hiç üzerlerine yapmayayım, arka taraflarını yapayım. Bu renkle çok uyumlu bu arada Froglight'ların bu versiyonu. Morla pembeyle. Froglight koyuyorum. Şuraları camla kapatıyorum. Ardından bunların üzerlerine şöyle kızıltaşlar diziyorum. Buraya bir notobloğu koydum. Notobloğuna bakan iki tane gözlemci yerleştireceğim. Arkalarına birer tam blok. Sadece bir tanesinin peşi sıra bir iki gecikmeli bir repeater. Bakın şimdi. Aa, shit. Bir şeyler ters gitti. Ama neyin ters gittiğini biliyorum. Şu çitlerden sonraki pistonlarda bir blok boşluk olması gerekiyordu. Onu unutmuşum ama hemen şöyle hallettik. Şu şekilde yerleştiriyorum. Ardından şu kısmı da kapatabilirim. Burayı da kapatabilirim. Burayı da kapatabilirim. Şimdi sadece kızıl taşı yerine koymam lazım. Şimdi şöyle bakın bir elek gibi ileri geri yapacak. Bunun esprisi şu. Bütün eşyaları yani şunun üzerine düşen eşyaları şöyle göstereyim. Yükseklik farkı mekaniği sayesinde bu sistem şu blokların üzerine kadar çekecek. Bakın mesela bir blok ilerledi şu an. Bir blok daha ilerledi. Bir blok daha ilerledi. Bir blok daha ilerledi ve artık aşağıda. Yani şuradaki bir su akıntısının içerisine gitmeye hazırlar. Nasıl ama? Mekanik süpürücüler çok iyi değil mi? Şuradan bir su akıntısı yapacağız şimdi. Ve bu hikaye de bu şekilde sonlanacak. Hemen şuranın su akıntısı için şöyle bir kanal tasarlıyorum. Size sistemi canlı gösterebilmek adına kuzeyimin hesabını oyuna aldım ve şu an pigmentlerim akmaya başladı. İnanılmaz laglı. Yani laglı değil de inanılmaz fazla geliyor. Ve magma slime'ların vesaire öldüğünü görmek istiyordum. Evet magma slime'lar... Ah! Ah! Hayır! Hayır hayır hayır! Heh. Orada kal. Orada kal. Orada kal. Evet orada kal. Magma slime'lar başarılı bir şekilde ölüyorlar. Ama yukarıdan bir gaz sesi geldi. Ama gaz kaçmayı başardı. Bu hoş değil. Bu kesinlikle hoş değil. Bir miktar burada magma slime birikme sorunum var. Kurbağalar eğer yarım bloktan çıkamıyorsa buraya birkaç kurbağa atıp bu işi halledebilirim. Ancak item toparlayıcı sistemimizin çalıştığını şöyle göstereyim ben size. Freecam'den şöyle kendimi alacağım. Bakın eşyaların nasıl bir kanal içerisine organize bir şekilde geldiğini görebiliyor musunuz? Gayet hopperların yaparken yavaş kalabileceği bir şeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Buraya bir iron golem koymak da bu arada işe yarayabilir. Bu magma slime'ları öldürmek için. Birkaç iron golem. Ancak gas nasıl kaçtı onu bir göremedim. Onu bir görmem lazım. Biraz şurada bekleyeceğim. Oo, endermenler bile geliyor. Bir tane gastın doğmasını bekleyeceğim. Ancak şunu fark ettim. Piglinler arkadaşlar. Pigmenler diye bakın piglinler. Dünyaya geldiklerinde bir süre içerisinde pigmene dönüşüyorlardı. Ancak o süreyi dolduramadan burada ölüyorlar. Aslında onları pigmene dönüşecek süreyi sağlarsam bir miktar daha fazla altın kasabilirim. Bunu bence bir örümcek ağı başarıyla sağlayabilir. Hatta denemesi bedava. Kritik bir dünyaya geçtim. Bir örümcek ağı alıyorum. Bir tane piglin atıyorum içine. Bakalım örümcek ağından çıkana kadar dönüşmüş olacak mı? Dönüşmüş oluyor. Hem de çok rahat oluyor. Peki ya karkovası? Karkovası yeterli olur mu süre için? Yok. Kesinlikle karkovası yeterli ama örümcek ağı iş görüyor. Tamam. Yapılacaklar listesi belli oldu. İlk önce sağlam bir su akıntısı sistemi oluşturmam lazım. Bir kanal... Nasıl ya? Şu itemlere bakın. Ben oradan düşerek nasıl ölebildim ya? Oncacık yerde. Neyse ki toparlamam uzun sürmedi. Şimdi nerede kalmıştık? Şu iskeleleri bir kırayım artık. Eşyaların içinde magma krem, çürük et ve ender gözü var. Bol bol çürük et var. Bizim sadece altına ulaşabilmemiz için bunları bir ayrıştırmamız gerekiyor. O yüzden şu su akıntısını büyük bir çember haline getirip ilk başta içerisinden çeri çöpü ayıklamam lazım. Ben birazcık kaçayım. Birazcık da cam alayım. Birazcıktan çok daha fazlasına ihtiyacım var. Evet. Çok daha fazla cama ihtiyacım var. Neyse halledilmeyecek bir şey değil. Şimdi uzun bir video arasının ardından kötü haberlerim var size. Bir sürü şey yaptım ama replay mod açmadan yapmışım bunları. Yapacak bir şey yok. Haritanın altında bir link var. Yani daha doğrusu videonun altında bir link var. Bu yaptığım sistemin tüm haritasını oradan indirip birebir uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz.
Şuradan bir de çıkış yapabilirsem. Heh, tamam. Şimdi size yaptıklarımı ilk önce bir gündüz yapayım. Sonra anlatayım. İnşallah mikrofona çok mu sesim patladı video boyunca acaba. Yukarıdan aşağı başlayacağım. Neler yaptık, neler ekledik sisteme. Bunlardan bir bahsetmem lazım. Bayağıdır uğraşıyorum. Dedim replay mod kaydını çok uzatmayayım, bir şey yapalım. Ara verelim derken bir baktım. Zord. Almamışız hiç kayıt. Şimdi Allah'tan Freecam diye bir mod yükledim ve bu sayede şöyle ruhumu bedenden ayırarak Survival modda yine kalarak, bakın Survival moddayım. Nasıl da en çok Survival modda olan benim hatta. Size yaptıklarımı anlatacağım. Bu portalın iki tarafına zincir çektim. Bunlar gastların kaçmasını engelliyor ve portala sıkışarak ölüyorlar gastlar. Aşağıya bir sandviç yaptım. Bir tozlaşmış kar, bir örümcek ağı. Bir de tozlaşmış kar. Yani kar, ağ, kar. Bu şuna yarıyor. Magma slime'ları küçültüp büyük hallerinden kurtulmalarını, ölmelerini sağlıyor. Ve aradaki cobweb'de piglinlerin de pigmene dönüşmesini ve altın düşürmesini sağlıyor. En alttaki karda yine magma slime'ları öldürmek için. Aşağıya bir tane golem koydum. Golem yavru magma slime'ları öldürmek için. Kurbağa da konulabilir buraya da. Kurbağa şuradan kaçar mı kaçamaz mı tam bilmiyorum. Ama kurbağa getirmek biraz daha zahmetli golem koymaya göre. Şuradaki devreyi değiştirdim. Bu şekilde bir devre yaptım. Karşılıklı pistonlar itişiyor. Ama işte şenlik şu noktadan sonrasıydı. Burada 6 tane item ayırıcı var. Bunlardan arkadaşlar 4'ü çürük etleri ayırmak için çalışıyor. Diğer ikisi de indir gözüyle magma kremi ayırmak için çalışıyor. Şuradaki lava doğru atıyorlar bunlar gereksiz itemleri. Geriye sadece altınlar kalıyor. Altınlar için de şöyle bir depolama yaptım. Yeterli olur mu? Bilemem. Deneyip göreceğiz. Ancak gerçekten bir saat gibi çalışıyor bu farm. Ama tüm bunları replay mod altında bir kaydedebilseydim iyiydi. Bu üzdü. Şimdi şöyle yapacağız. Tek farmın bir eksiği şu. Siz bunu bilerek yapın. Bu borunun yüksekliği kardan itibaren 45 bloktan daha kısa olduğu için Enderman'ler ölmüyor. Enderman'ler sürekli sağda solda birikiyorlar. O çok kötü bir durum. Çok fazla mob birikiyor sağda solda. Ancak denerken bile kılıçlar neden geliyor? Kılıçlar da şey golem öldürdüğü için geliyor bazı piginleri. Denerken şu kadar şey almışım. Ben şimdi şunların hepsini bir atacağım. Ardından şöyle bir saatime bakacağım. Bu sefer gerçekten replay modu açacağım. Şöyle yapacağım hatta. Açtım. Ben şimdi arkadaşlar alarm kurup 1 saat, bakın sadece 1 saatcik AFK kalacağım. Ve bakalım verim nasıl. Siz de o esnada tabi farmın gümbür gümbür çalışışını görün. Şöyle farmda AFK kalabilmek adına normalde öbür tarafta kalacağım. Ama replay kaydı almak için bu tarafta kalmam lazım. O bizim için dünyanın öbür kısmını yükleyeceği için Nether'ı. Biz burada bu kısmı kayıt altına alabileceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bir sandviç dolusu pigmen arkadaşlar. Manyak bir görüntü. İnanılmaz. Magma slime'larımız burada da küçülüyor. Karda da küçülüyor. Kar daha mantıklı bu arada. Şey, rozları koymayabilirsiniz artık. Kar da iş görüyor. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Şunlar küçülecekler. En küçük formlarına ulaşacaklar. En küçük olanlar ölecek. Ama en nihayetinde önemli olan şuradan akan altınlar kesinlikle. Bakalım. Önümüzde bir saat var. Neler gelecek başımıza? Videoyu açtığım zaman gösteririm. Hanımlar beyler hoş geldiniz tekrardan. Bir hızlandırmanın ardından ben bir saat AFK kalayım dedim. Ben bir uyumuşum. 2,5 saat uyumuşum. 2,5 saat AFK kalmış oldum. Farmın kesinlikle bir Enderman sorunu var. Bunu daha yüksek yapmalıydım. Net bir şekilde daha yüksek yapmalıydım. Magma slime'lar zaten çözülür. Onu çözmemiz çok kolay. Hallederiz. Ama o kesinlikle şurayı yükseltmem lazım. Siz bunu bilerek yapmalısınız bunu. Bu farmı. Şimdi şöyle kayıkla. Bak bu arada neden ölmüşüm? Neden belden aşağım yok? AFK kalırken felç olmuşum arkadaşlar. Belden aşağım tutmuyor. Arada sırada gidip geliyor böyle bak bak. Şık 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 şık. Mevzu şey arkadaşlar. Endermenler beni ittire ittire öldürmüş. Suya düşmüşüm AFK'yken. Çok kalmışım suyun altında. Ama sonuç olarak 2,5 saat AFK kaldım mı? Bu biraz şaibeli bir soru. Şu bağlamda şaibeli. Ben ölsem de öbür tarafta kuzenimin hesabı olduğu için evet farm çalışmaya devam etti. Bu mantıken ben evet 2,5 saat AFK kaldım. İtenlerin yedekleri var, sıkıntı değil. Şimdilik ne doldurmuşuz 2,5 saatte? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çiftli sandık çarpı 4. 20 çiftli sandık doldurmuşuz.
Beklediğim kadar fazla verimli değil arkadaşlar. Yalan konuşmayacağım bu konuda. Ben daha fazlasını bekliyordum. Öbür sandıklara sarkan 3-5 bir şey var. Onları da alırız. Şimdi şöyle alakası olanları bir araya toplayayım. Şunlar 36 gaz gözyaşı, 43 gunpowder. Alakası olanlar. Şimdi kalanını craftlamaya başlayacağım. Çıkan sonuç beni tatmin etmedi. Yalan yok. Şimdi size yalan konuşmayacağım. Şöyle göstereyim. 2,5 saatin sonunda kastığımız tüm altın bu kadar. Bunu neden öbek öbek ayırdım? Çünkü hani 1, 2 ve buçuk şeklinde parçalara böldüm. Tam bölememişimdir tahminince. 1-2 blok sapmıştır ama 1 saatin verimi şu arkadaşlar. 1 saatin verimi bizim için 1, 2, 3, 4, 5, buçuk stack gold. Bu sayı şuna tekabül ediyor. 22.400 altın külçesi. 1 saatte 22.400 altın külçesi tekabül ediyor. Ama bu kadar büyük bir şey yaparken benim beklentim kesinlikle hani en azından şunu bir dokuzlamak. Aslında ilk beklentim bir envanter blok sağlamaktı da. Looting yok yara yerde. Looting etkisi o cidden çok fark ediyormuş. Onu anlamış oldum bu sayede. 22.400 altın sayısı iyi mi? İyi. İyi ama benim sanırım beklentim yüksekti ya. Hani beklentim bu kadar yüksek olmasa rakam beni çok mutlu edecekti. Beklentim çok yüksekti. 22.500 arkadaşlar. Saatte 350 altın blok veriyor. Buna göre inşa edip etmeyeceğinize siz karar verebilirsiniz. Ya da iyi mi kötü mü onun üzerinden bir puan verebilirsiniz. Kıyaslanacak altın farmları bilmiyorum. Önceki altın farmın verimi zaten çok yüksek değildi. Sadece XP'si falan vardı. Tatlı görünüyordu. Bu direkt bir makina bu. Ha bir de şeyler var tabii. Şunlar var da bunları nimetten saymıyorum. Hatta şu ikisini at gitsin. Ha illa ki magma slime falan da getirir bu sistem. Ayırsam da onlara gerek yok. 22.400 arkadaşlar böyle. Bayağı büyük bir proje oldu. Böyle burada çıkmak zorunda kalacağım. Kusura bakmayın. Bayağı bir vaktimi aldı. Denemiş oldum. Ama looting olmadan bir şalkırdan daha fazla altın veren bir altın farmı söz konusu olmayacak sanırım. Ancak ve ancak looting kılıçla söz konusu olacak öyle şeyler. Neyse. En azından böyle de güzel bir mekaniği dinamiği size öğretmiş oldum. Belki bu mekanik Minecraft'ın bir sonraki sürümünde kalkabilir. Yani portalların içerisinde artık yaratık doğmayı bırakabilir. Ancak şu an için güzel. Bu farmı size atarken de Enderman'lerin öldüğü ve Magma Slime'ların sistemden ayrıştırıldığı, tamamen ayrıştırıldığı bir şekilde modifiye edip öyle atacağım. Ben de önümüzdeki bölümde modifiye etmiş olurum. Şimdilik bu video için herhalde bir 3 günümü vermişimdir. Hatta 4 günüm de olabilir Obsidian'ları da sayarsak. Artık yeter. Bu projenin defterini kapatma zamanı geldi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Farm hakkındaki görüşlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Loot bana meh geldi ama fena da değil şimdi bilemem. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yalan yok. Haydi kalın sağlıcakla hoşça kalın.